Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Üzülme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan transfer döneminin son gününde çektiğimiz bu videomuza hepiniz hoş geldiniz Günün ikinci videosu. Arkadaşlar bugün aldığım soruların haddi hesabı yok. Bugün gelen cümlelerin haddi hesabı yok. Yani e, ne yapacağım ben de bilmiyorum. Akşama da canlı yayın düşünüyorum. Bir de misafir gelme durumu var. O yüzden ben bu videoyu çekeyim de hala hazırda. Önce bunu izleyin. Bir video daha var çekmem gereken. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe'de tek hedef 10'da 10. Lig'de Avrupa'da çıktığı 9 maçı da kazandı. 10. maçını da kazanıp 10'da 10 ile devam etme fikrimiz var. İsmail Kartal ve öğrencilerim Antalya Spor maçında galibiyet istiyor. Şu anda birçoğunuz transfere odaklanmış durumda olsanız da şu anda takımın hedefi 10'da 10. Rehavete gerek yok. 9'da 9 yaptık. 10'da 10 yapmalıyız. Yapmamız gerekiyor. Kalitenizi sahaya koyun yeter diyor arkadaşlar. Ve sonrasında zaten e, hem Avrupa maçı geliyor hem erteleme maçı geliyor. Fenerbahçe'nin yapması gereken iş işlem bu. Değerli arkadaşlar, aslına bakarsanız Fenerbahçe'de orta saha konusunda da çok soru işaretleri var. Bartu Elmas göz kamaştırıyor diye bir haber paylaşıldı. Şimdi sezon başında Marsilya'dan alındı. Kafada bir çok soru işareti vardı. Hani o kadar iyiyse Marsilya niye bıraktı gibisinden hani e, ve şimdilerde ise aslında tereddüt yok ama soru işareti çok. İsmail Kartal aldı. Normalde gönderecekti. Hatta ben üyelere de dedim kiralık için takım bakıyoruz. Bu arada tişörtüm nasıl arkadaşlar? Fenerbahçe'li Osman bunun dokusu çok güzel. Felaket yumuşacık bir tişört. Bartu Elmaz gidecekti, edecekti ama İsmail Kartal çok beğendi. Yani gerçekten çok beğendi. Ve e, gelişim sergilerse vazgeçilmez olacak dedi. Ümit milli takımın İrlanda'ya ve İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda da ilk 11'de başladı. En dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ama hocam 3 maçta 14 dakika süre verdi. Bu geniş kadroya rağmen Bartu'ya olabildiğince şans vermekte kararlı. Hani bana soracak olursanız Bartu Elmas e, İsmail Yüksek ikisini birden oynatacak gibi derim ama bilmiyorum. Ha İsmail Kartal'da bekleyen sıkıntılar var. Nedir o sıkıntı? Şimdi yerli de normalde iki tane isim vardı. İsmail Yüksek ve İrfancan Eğri Bayat. Normalde bu iki isim farkındaysanız her maça ilk 11 çıkıyordu. İsmail Kartal'ın eli rahattı. Avrupa'da 5-6 tane Türk de çıkıyordu. Şimdi bu kara kara da düşündürmeye başladı. Şimdi Livakovic ben pazar günü ilk 11'de olacağını söyleyeyim şimdiden. Hani aksi düşünülemez. <laughs> Geçtim duyumları şunu bunu düşünülemez. İsmail Yüksek kırmızı kart cezası oynayamayacak haliyle. 8 artı 3 kuralı. Yani İrfan Can kahveci ya da Cengiz Ünder'den biri kanatta oynayacak. Orta sahada Mert Hakan yandaş oynatabilir diyorum. Bu sefer de arkadaşlar toplayıp zıplıyorlar. Ne demek Mert Hakan oynar? Mert Hakan oynatan şöyledir, böyledir diye. Ya bunlar bizim Fenerbahçe'mizin futbolcuları, sporcuları. Bilginiz olsun. Bunlar oynamak zorundalar. Yani ama Hangisi oynayacak bilemiyorum. Şimdi Ali Koç'un hedefi 6 yılda 6 şampiyonluk. Hocam 6 yıl daha mı devam edecek? Koltuktaki 6. yılına girdi. Cümleyi iyi dinleyin. 6. yılına girdi. 2024'te genel kurul öncesi tüm branşlarda şampiyon bir takımı bırakmak istiyor. Yani Ali Koç aslında 6. yılın sonunda bırakmak istiyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe başkanı olsam. Başarısız geçen 5 senenin ardından canavar gibi, bir kadro kurarım. Şampiyon olurum. Geriye de bırakırım. Al abi. Buyurun. İstiyorsanız çağırın. istemiyorsanız zaten 6 senedir yapamadığımı 7. senede yapacak halim yok derim. Ali Koç da aynı düşünce içerisinde. 5 sene. Başarısız 5 sene. Rezil 5 sene. Şampiyonluk hasreti giderilmeye çalışılıyor. 2023-2024'te 3 ana branş 6 şampiyonluk ve sonrası meçhul. Şimdi Ceko, Tadic, Fred gibi dünya cümlü yıldızlardan bir takım kuruldu. Ama taraftarımız 6 numara diye istifa diyor. Hocam bizim suçumuz değil ki kendi yaptı diyor. Şampiyonluk özlemine son verilmek isteniliyor. Futbol kadın futbol erkek bol. Basketbol kadın basketbol erkekbol, Voleybol kadın voleybol erkek olmak üzere. Yarıştığı tüm branşlarda şampiyonluk istiyor. Ama asıl önemli kısım burası. 2023-2024 bütçesinde reklam sponsorluk gelirleri 750 milyon lira artışla 1,5 milyar TL'ye yükseldi. Hocam hiç mi şampiyonluk gelmedi? Ali Koç dönemindeki 5. 5 sezonda en başarılı branş kadın basketbol. Covid nedeniyle oynanmayan sezon hariç diğer 4 yılı şampiyon olarak kapattı. Rakiplere şampiyonluk şansı tanımadı. Erkek basketbol, erkek kadın voleybolda bir kez şampiyonluğa ulaştı. Futbolda henüz şampiyonluk gelmedi. İnşallah bu sene gelir. Şimdi bana şu soruluyor. Hocam kaçta kaç yaptı? 9'da 0. Yani 9'da 0. 0 sonuç. Orta sahada 6 numara transfer arayışı sürdü. Elimizden geldiğince transfer yapmaya çalıştık. 9 isimden de sonuç alınamadı diyor. Bakın ben bu videoyu çektiğim sıralarda bu. Bunu niye ısrarla söylüyorum? Bunu şu yüzden söylüyorum. Kıymetli arkadaşlar bu transferdir. Bir bakarsınız 5 dakika sonra adamdan haber gelir derler ki ya biz aslında satmayacaktık ama şuraya bırakıyoruz derler. Sonra meçhub bir şey yapmayın, mahcup olmayın. Hani gelmeyecekti, hani gelecekti. Lan bir geliyor diyorsun, bir gelmiyor diyorsun. Lan sen de takip edeceğim diyorsunuz. Vilyan Arao ayrıldı. Israrla söylüyorum hala Vilyan Arao'nun yasını tutan varsa Fenerbahçe düşmanıdır. Arao'yu topçu görüyorsanız ön libero altı gelmedi Ali Koç istifa deyip Arao keşke kalsaydı diyorsanız siz Fenerbahçe'li değilsiniz. Net. Düşmansınız. Kardeşim bu ne Perez? Bu ne lakan daha natursuz İstediğin isimler kim? Ara o kim? Ayrıldın. Kesin olarak ön libero transferi yapılacaktı. Ben duyumları aktarıyorum. Hocam hani kesin. Hani kesin. Lan duyum aktarıyorum işte. Kurul iç. Yüksek bedel istediler. Bugün bir belki de sürpriz bir şey edecek. Lan tamam kabul ettik. Parti. Jorginho. Fabrizio Diaz. Ona ayrı bir parantez açacağım. Al Musrati. Tumavure, Nicolas Dominguez, Salih Özcan. Aslında Salih Özcan konusunda şunu söyleyeyim. Salih Özcan'ı biz teklifte, talepte bulunduk. Dortmund bırakmayacağını söyledi. Sonra aynı Dortmund bırakırız dedi. Biz de dedik ki ulan yani Salih Özcan yani ne kadar bırakırız? 12, 13, 14, 15. Elde para yok. Uzun süren pazarlıklar. Sonumut endidi. Oraya gidildi. Maddi konulardan anlaşma sağlanamadı. Ben şunu da söyleyeyim. Yani gazetecinin biri Endidi dedi kesinlikle geliyor dedi. Şu ortada yok mesela. Ya gidin ona hesap sorun. Gelmiş bana hesap sorusu. Ben duyumlar aktarım kardeşim. Ben omurgalı bir şekilde bana gelen duyumları aktarıyorum. Ahmet'in duyumunu, Mehmet'in duyumunu çalıp aktarmıyorum. Yani kira alama yolu kapandı. 15 milyon euro istediler. Ben şunu söyleyeyim. Fabrizio Diaz haberini de bitireyim ondan sonra söyleyeceklerimi söyleyeyim. Şimdi hocam dedin ki bize Kimse gelmezse Fabrizio Diaz dedin. Doğru mu? Doğru. Kimse gelmezse Fabrizio Diaz dedim. Katılıyorum. Ben bunu söyledim. Ancak oyuncuya sürpriz bir teklif geldi ve Katar'a gidiyor. Liverpool Montevideo'nun 20 yaşındaki Uruguaylı defansif orta saha oyuncusu Fabrizio Diaz Katar ekibi Al transfer olmak üzere. İsmi uzun süre bizimle anıldı. 8 milyon euro istediler. Biz hani eee 8 milyon euro veremeyeceğimizi söyledik. Düşük bedel. Tamam düşük bedel verelim dedik. Ama buradaki haber benim duyumlarımı alt üst ediyor. Bak diyor ki transfer döneminde ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılan Uruguaylı 20 yaşındaki defansif orta saha Fabrizio Diaz Katar'a transfer oluyor. Uruguay'dan Diario 4'ün haberine göre Katar ekibi Algrafa Fabrizio Diaz için Liverpool Montevideo'ya 5.6 milyon euro yani 6 milyon dolar bonservis ödeyecek. Ya ben bunu anlamam. Bak benim için başarısızlık budur. Biz istedik 8.5 milyon euro dediler. Heriflere 5.6 milyon euroya gönderiyorlarsa bizde bir sıkıntı var. 5 yıllık bir sözleşme olacak. 20 yaşında ama kaptan diyor. Bunu çok tartıştık. Ulan kimse gelmeyeceğine bu gelse mi acaba dedik. Bu sefer de tepkiler oldu. Ya ne demek bu kimse gelmiyorsa bu gelsin. Yok şöyle yok böyle falan filan. Kimse gelmiyorsa bari bu arkadaş gelsin dedik. O da Katar'a gidiyormuş. Ben şunu söyleyeyim. Beni yanlış anlamayın. Eğer Katar'a bu fiyata gidiyorsa Fenerbahçe yönetimini ben burada eleştiririm. Bak ben altı aldığı için eleştirmedim. Hiç alamadığı için. Ben sadece beklentiyi yüksek tutup yapamadıkları için. Fenerbahçe başkanısın sen dedim. sen Fenerbahçe başkanı sen Ali Koç'sun. El alemin ol. Hocam Erden Timur la vera vera yapıyor. Hocam bu bana böyle böyle yapıyor. Hocam dalaverecilik del, yapıyor. Kardeşim sen de yap. Yasalsa sen de yap. Yasal değilse git şikayet et. Düşünsene. Ya, diyorsunuz ki işte ya benim komşum var yani işte şeyin de bahçesinde beyaz yetiştiriyor. Git polise şikayet et. Etmem. Niye? Etmem. Tutuklanırsa hoşuna gider mi? Gider. E, git şikayet et. Etmem. Kim sana inanır? yapam oğlum o zaman sen de yapacaksın. Ya Fenerbahçe. Eleştiriyoruz, eleştiriyoruz, eleştiriyoruz. Ne diyoruz kardeşim? Altı Galatasaray hocam kılıfına uydurmuş. Sen de uydur. Eğer uyacak bir kılıf varsa sen de uydur. Hep söyledim yine söylüyorum. Hocam Zaha'ya altında 20 milyon imza parası verdiler. 8 milyon yıllık ücret verdiler. 32 milyon bilmem selamın aleyküm parası verdiler. E ispatla ceza aldır. İspatlayamam hocam. O zaman sus. Yani ya arkadaşlar başınızı yakmak için bu kadar uğraşmayın. Bak 2023 yılındayız. 2024'de girmeye ramak kaldım. Hala öğrenemediniz mi? SPK diye bir şey var. Ama hocam işte bir tane şey bir adam var. Adam demeyelim. İki tane e, şahıs var Fenerbahçe düşmanı. Bol keseden atıp tutuyorlar hocam. Onlara ne diyeceksin? Allah onları bildiği gibi yapsın. Allah onları bildiği gibi yapsın. Siz onları adam hesabına katmayın. Anladınız mı? Siz onları adam hesabına katmayın çok da umursamayın. Çünkü sizin başınıza ağrır. Fabrizio Diaz konusu benim için başarısızlıktır. Kimse beni yanlış anlamasın. Başarısızlıktır. Çünkü kimseyi alamıyorsak bunu alalım dedik. Kimseyi alamayıp onu da alamadıysak başarısızlıktır. Ben yine söylüyorum. Bak öğlen saatlerinde 15.09 sularında ben bu videoyu çekiyorum. Benim videoyu çektiğim sularda yine aynı şeyi söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. 15.09 itibariyle bir şey yok ortada. Ama ama Omar Fayet, Jorginho gitmek üzere. Her iki futbolcununla ilgili bir sürprizimi vereyim. Ee, Burak Kapacak gitti. Fenerbahçe'den bir kap daha geldi. Burak Kapacak Sivas Spor'da açıkçası ben de dahil hemen hemen herkes Adana Demirspor bekliyordu. <laughs> Çünkü Adana Demirspor satın almak istiyordu. Kadroda düşünmediği Fenerbahçe'nin Burak Kapacak Sivas Spor'a kiralandı. Anladınız mı? Fenerbahçe genç oyuncu Burak Kapacak'ın Sivas Spor'a kiralandığını yapılan açıklamada 2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS yapı Sivas Spor'a kiralanmıştır denildi. Geçen sezon Karagümrük'te oynadı 16 maçta 1 gol 2 asist. Sivas'a gitmesine de sevindim. Niye sevindim? Abi oynayabileceği yere gitti. Adana Demirspor'da yanlış anlamayın beni ama yani Yusuf Sarı falan varken töbe oynayamazdı. Burada oynar. Jorginho ile Omar Fayet için de size bir bilgi vereyim. Kardeş takımımız Novi Pazar'a gitmek üzereler. Novi Pazar bu arada Adem Laiçi de almıştım. O bir pazara gitmek üzereler. Hani o 5 kapın ikincisi de geldi. Kaldı 3 kap. Hadi inşallah bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için beğendiğiniz için 48.700'e ulaştık. Yani ben şok içerisindeyim. Kanala desteğinizden dolayı şok içerisindeyim. Aboneliğinizden dolayı şok içerisindeyim. Ve hakkı yemeyip hakkı teslim ettiğiniz için de ayrıca şok içerisindeyim. Gerçekten bak. Çünkü transfer sezonundan sonra kaçmalar başlar. Transfer sezonu bittiği anda adamlar kalır çürükler kaçar. Sonra transfer sezonu tekrar başlayınca gelirler. Ya benim soruma niye cevap verilmiyor? Benim Benimkine niye cevap verilmiyor? Hep abonelerinkine cevap veriliyor diye ortada karıştırmaya çalışırlar. Bilmezler ki Mustafa Hoca'nın yani Allah vergisi bir hafıza vermiş Rabbim. Ben hatırlarım. Yani yaptığınız yorumu hatırlarım isminizle beraber. O yüzden ben buna dikkat ederim yani. bir kardeşimizin uyarısı çok güzel diyor ki hocam diyor. Kanalda diyor 3 abone varken de aynı samimiyetteydin. 46 bine ulaştı. Yine aynı samimiyettesin. 46 48 bin ulaştı. 46 bindeyken yazmış. Yine aynı samimiyettesin demiş. Ben hep aynı bir adamım. Rabbim gönlümüze göre versin. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Kapımızda da hayırlı olsun. Bakalım benim beklediğim ben hala bekliyorum. Bilmiyorum. Belki de hani kuyruğu titretmemek istiyorum. Bak o kadar duyum verdim de duyumum çıkmadı dedirtmemek istiyorum. Hayırlısı arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.